Evet, hava atışıyla beraber karşılaşma başladı. Mücadelede ilk hücum. Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. hafta erteleme maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'la Muradiye Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maçı yönetim kurulu üyeleri de izledi. Markus Sol Ramazan'a indirdi. Ramazan topu altında bitiren. Maçın ilk yarısında kontrollü oynayan dev adamlar soyunma odasına 47-43 önde gitti. Maçın ikinci yarısında rakibini hem ataklarda hem de pot altında zorlayan dev adamlar son 8 saniye kala Markus'un basketiyle öne geçse de Balıkesir son saniyede bulduğu üçlükle öne geçti. Son saniyede rakibin topu eli uzaklaştırması teknik faul sayılmadı ve faul verilmedi. Maç Balıkesir'in 85-83 üstünlüğüyle bitti. Dev adamlar yenilmesine rağmen playoff'a kaldı ve Samsun Spor'la eşleşti. Maçın ardından konuşan Manisa BBSK baş antrenörü Ceyhun Cabada rakip takımı tebrik ederek basit hatalarla maçı kaybettiklerini dile getirdi. Balıkesir takımını tebrik ederim aldıkları galibiyetten dolayı. Kendi oyuncularını da 40 dakika iyi mücadele ettikleri için tebrik ederim. Maalesef son çeyrekte çok kritik hücum ribaundları verdik ve bunların hepsi bize basket olarak geri döndü. Rakibimiz bize göre 20 tane fazla faul atışı kullandı. Yani bu maçın sertliğinde bu biraz bence de burada bir dengesizlik var. Yani 34 faul atışına karşı sadece 14 faul atışı bence bu maçın sertliğinin hakkı değildi. Ama öyle takdir edildi. Yapacak bir şey yok. Her sıkıştıklarında, her skor bulamadıkları zaman da çok kolay çizgiye gidip faullerle oyunun içinde kaldılar. Biz son çeyreği çok kötü oynadık. Yani özellikle ikinci ve üçüncü çeyrekte oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Ama son çeyreği çok kötü oynadık. Çok basit hatalar yaptık. Tempomuzu düşürdük. Hücum reboundlarını verdik ve rakibimize kaybettik. Hemen unutmak zorundayız çünkü pazartesi günü playoff maçımız var. Samsun Spor'la eşleştik. Deplasmanda başlayacağız. Bir an evvel kendimizi toparlayıp oraya %100'ümüzle gitmemiz lazım. Manisa BBSK oyuncusu Eren Ocaktürk de yaptığı açıklamada maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirerek şunları ifade etti. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama bugün bu maçı hemen burada unutup playoff'a hazırlanmak zorundayız. Playoff'taki rakibimizin belli olacağı bir maçtı. Bizim için çok önemli bir maçtı. Gayet iyi hazırlandık. Maç içinde elimizden geleni yaptık ama maalesef son topta kaybettik. Dediğim gibi bugünü unutup hemen pazartesi günü oynayacağımız playoff maçına odaklanacağız. Tüm takımlara playoff'ta başarılar dilerim. Rakibimizi de tebrik ederim. 85-83 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un bu maçı kazanmasıyla beraber de